İyi akşamlar Türkiye. Merhaba bu ülkenin aydınlık insanları. Ben Ümit Zileli ve Sesli Gazete'den hepinize sevgiler, saygılar. Bugün çok önemli bir gün aslında. Bugün 12 Mart. 12 Mart tarihimizde çok önemli zamanlara tekabül eden bir tarih. Öncelikle 12 Mart deyince 1971'deki 12 Mart faşizmi akla geliyor. 12 Mart darbesi. Hatta biraz daha ileri giderek ilk Amerikancı darbe de denilebilir buna. İkinci olarak Gazi Mahallesi'nde 22 yurttaşımızın hayatını kaybettiği o meşhum olaylar. Sadece meşhum olması değil tabii, birileri tarafından kotarılmış olması da çok dikkat çekiciydi. Birazdan onları da konuşacağız. Tabii ki bugün itibarıyla 12 Mart, her şeyden öncelikle davaların birinde bazı gazeteciler serbest bırakıldı. Son dakika haberi bu. Oda TV davasında Nedim Şener, Ahmet Şık, Sait Çakır ve Coşkun Musluk 4 kişi serbest bırakıldı. Neden serbest bırakıldılar? Tabii bunu şöyle sormuyorum. Bırakıl babaları gerekirdi. O anlamda söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Her serbest bırakılan arkadaşımız için tabii ki sevinç duyarız, bu işin bir tarafı. Ama niye diğerleri serbest bırakılmadı? Sorumuz bu olacak. Birazdan konuşacağız. Ve bir şey de şu. Artık saatler kaldı. Yarın Sivas davasının duruşması var. Ve bu duruşma eğer mahkeme kararını zaman aşımı yönünde verirse katillerin kurtulduğu duruşma olarak tarihe geçecek. Hepsini konuşacağız bunların. Konuklarımızı size hemen tanıtmak istiyorum. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bolluk. Merhaba, hoş geldin Serhan. Merhaba. Ve Oda TV davası avukatı Serkan Günel. O da zaten ayağın tozuyla çıktı geldi davadan. Asıl sorularımızı o konuda Serkan Günel bize yanıtlayacak. Her zamanki gibi önce bir haftayı çok kısaca bir toparlamak istiyorum. Ne oldu bu son 7 gün içinde, bir hafta içinde? Haftanın manşetlerine bir göz atalım, hep beraber görelim. Radikal Gazetesi'nde hafta içinde şöyle bir başlık: tekkeler açılsın, laiklik korunsun. Ne demek bu? Baktığınız zaman zaten önümde de var. Radikal Gazetesi'ndeki bu başlık şunu anlatıyor bize. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunum yapan Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu çok radikal bir öneride bulunmuş. Devlet dinden elini çeksin, tekkeler açılsın. Madem kanun değişirse sadece cemevleri değil, Sünnilere ait tekkeler de açılır. Buna nasıl bakıyorsunuz sorusuna Gümüş, tabii ki federasyonun genel sekreteri Fevzi Gümüş, tabii ki açılmalı yanıtını vermiş. Hangi günlerden geçtiğimizi anlatması açısından son derece önemli gerçekten bu haberler. Devam edelim. Habertürk'te bir manşet: başınızı alırız lafı eleştiri sayıldı. Topkapı'daki şaraplı konsere katılanlara başınızı gövdenizden alırız diyen eylemcilerin lideri için eleştiri hakkını kullandı diye beraat verildi. Bu kadar açık. Haberin şeyine baktığınız zaman başkanın söyledikleri kaya tuzu. Hatırlayacaksınız, 2009'da piyanist İdil Biret'in Topkapı Müzesi'nde verdiği konseri şarap vardı 20 arkadaşıyla basan eski Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Kayatuz'u beraat etti. Şiddet yok, sadece ve sadece düşüncesini belirtmek var. Halbuki Kayatuz arkadaşları ile sarayın kapısına gelip afişleri yakmış ve şöyle demişti: şu kapıdan elinde şarap şişeleriyle giren hainleri gördük. Aklınızda başınızı alın demiyorum, o başınızı gövdenizden alırız diyoruz demişti. Beraat etti. Devam edelim. Haftanın diğer şeylerini. Sivas davası zaman aşımı sür manşetteydi. İki haber çok öne çıkmıştı Milliyet'te. 15 yıldır aranıyor. Aranıyor ama 22 Mayıs 1997'de askere gitti. 27 Temmuz 99'da Sivas'ta evlendi. Doğan çocuğunu nüfusa kaydetti. Emniyete başvurdu, ehliyet aldı. Ve hala aranıyor. İşte Sivas davasının sanıkları, kaçan sanıkları bu şekilde arandılar 15 yıl boyunca. Ve sonuçta da yarın davada eğer herhangi bir başka gelişme olmazsa zaman aşımından dolayı tabiri yerindeyse yırtacaklar. Yani artık sonsuza kadar özgür kalmış olacaklar. Ve aynı gün bir başka haber vardı Milliyet'te, sürpriz konuk. Amerikalı medya devi Rupert Murdoch
Başbakanı ziyaret etti. Bir saatten fazla konuştu. Ve gazetelerin tümü ATV Sabah için konuştuğunu söylediler. Bizim de kafamız karıştı tabii. Bizim bildiğimiz ATV Sabah'ın sahibi Çalık grubuydu. Başbakanla konuşmanın ne anlamı var diye düşündük. Bilmiyorum, Serhan sen ne diyorsun? Serhan da gülerek suratıma bakıyor. Demek ki sahipler konusunda bizim kafamızın karışıklığı ne dersin? Zaten tabii ATV Sabah Çalık'a giderken de başka durumlar olmuştu hatırlatmak gerekirse. Yani devlet bankalarından 750 milyon dolar kredi alınmıştı. İşte Katar emirinden yine paralar alınmıştı falan öyle alınmıştı gazete. Şimdi satışında da yine başbakanın başrol oynadığına dair haberler gazetelerde yer aldı. Evet, başka ne var önümüzde? Sözcü gazetesi. Bu tarihimize geçmiş skandallardan biri olarak hatırlanacak herhalde. Atanmış seçilmişi dövdü hem de meclisin içinde. Nasıl yani? Bu milletvekillerine biliyorsunuz danışmanlar atandı. Ayda 4000 liraya danışmanlık yapıyorlar. Bilmediğimiz konu bunlar aynı zamanda milletvekillerinin danışmanlığını yaptıkları milletvekillerinin yanında diğer vekilleri dövüyorlar. İşte spor yorumculuğunu yaptığı için vekilliği tartışılan Hakan Şükür'ün danışmanı komisyon toplantısındaki tartışmada CHP'li vekili yumrukladı. Sonra ne oldu? Sonrası hiç. Olan biten bir şey yok. Devam edelim. Başka ne var? İşte o radar. Amerika'nın füze kalkanı projesi kapsamında Malatya Kürecik'e kurulan ve havaya atılan bir tenis topunu 5000 kilometre uzaktan takip edebilen radar istasyonu ilk kez görüntülendi. CHP'li kadın milletvekilleri, 9 milletvekili sanıyorum gittiler. Fakat kendi ülkelerinde milletvekili olarak dahi o istasyonun kapısından içeri giremediler. Jandarmalar tarafından engellendiler. Hatta Emine Ülker Tarhan sordu. Peki ben şimdi buradan girmek istersem ne yapacaksınız? Yani ne yaparsınız bana diye sordu. Ben böyle bir şey yapmayacağınızı biliyorum efendim diye yanıt aldı jandarmadan. Artık hangi şeye çekerseniz o. Devam edelim. Ve evet, bugünkü aydınlık. Bugünkü aydınlık her şeyi anlatıyor. Bir gün kaldı. İnsanlık ayıbına bir gün kaldı. Madımak hala yanıyor. 33 aydınımızın fotoğraflarını koydu. O gün göz göre göre yakılan aydınlarımızın nasıl sloganlar atarak yakıldığını gösteren resmi de koydu oraya. Ve artık bir gün değil, saatler kaldı bu Sivas davasının duruşmasına. Madımak'ta hayatını kaybeden Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, merhamet, özür, başsağlığı istemiyoruz. İnsanlık, sahicilik ve adalet istiyoruz. Tüm devlet yetkililerini silkelenmeye ve aklanmaya davet ediyorum diye konuştu. Yarın bu dava olacak, bunun hemen öncesinde. Evet, kısaca haftanın öne çıkan başlıkları böyleydi. Şimdi gelelim tek tek dosyaları açmaya. Öncelikle Sivas davası kısaca. Biraz önce anlattığım gibi, Aydınlık Gazetesi'nin birinci sayfasından size aktardığım gibi, yarın sabah Sivas davasının duruşması var. 19 yıl sonra Sivas davası tarihe karışmak üzere. Nedir? Zaman aşımına tabi olacak. Ancak uluslararası hukuk, evrensel hukuk bize insanlık suçu olarak kabul edilen katliamlara yönelik, insana yönelik ağır suçlarda asla ve kata zaman aşımı olmayacağını, olamayacağını söylüyor. Ve Sivas davası da büyük bir insanlık suçu. İnsanlar göz göre göre saatler süren bir neresine bakın bir vahşet sonucu yakılarak öldürdüler bu ülkenin aydınları, bu ülkenin gencecik sanatçıları, insanları. Ve yarın o duruşmada eminim orada çok sayıda sanatçı, aydın, edebiyatçı ve bu şeye karşı olan birçok insan olacak. Yarın Ankara'da Adliye Sarayı'nın önünde düşüncelerini dile getirecekler mutlaka, ama son söz duruşmadaki hakimlerin olacak. Savcı zaman aşımını istedi zaten ve hakimler buna karar verecekler. Ama şunu da söyleyeyim, CHP tam 17 kez bunu meclisin gündemine getirmeye çalıştı ve her defasında ve en son olarak da AKP'nin oylarıyla bu zaman aşımına uğraması
önlenmesi için bir tek yasa maddesi gerekiyor. Buna hayır dediler, yine reddedildi. Ben şimdi konuklarımıza kısaca sormak istiyorum. Önce hukuksal olarak, sonra da bir gazeteci olarak ne düşünüyor Serhan Boluk, onu soracağım. Evrensel hukukta böyle bir şey var değil mi Serkan Bey? Serkan Bey. Yani tabii ki de insanlık suçları bir kere evrensel hukuk bunu kesin çizgilerle çizmiştir. İnsanlık suçları hiçbir şekilde zaman aşımına tabi tutulamaz. Yani şimdi mevcut ceza yasamıza göre işlenen suçları eğer siz kişisel bir suç olarak bir tasavvur ederseniz, bir tanımlama yaparsanız bu şekilde bir karar verebilirsiniz. Ancak burada insanların kişisel olarak Aziz Nesin'e düşmanlığından ya da kişisel olarak orada ismini bile bilmedikleri insanlara karşı düşmanlığından yaratılmış ya da bir karşılıklı bir durumdan ortaya çıkmış bir çatışma yok, menfaat çatışması yok. Burada tamamen sırf orada bulundukları için, bir fikri savundukları için hepsinin birden yanarak ölmesini isteyen bir güruh var. Ve bu nedenle bir insanlık suçu var, bir soykırım suçu var. Soykırım sadece milyonlar kesildiğinde, öldürüldüğünde değil, bir düşünceyi, bir insanları, bir insanlığı ya da toplu halde düşüncesinden ötürü, cinsiyetinden ötürü yok etmeyi amaçlayan bir fiilin adıdır soykırım. Burada da bir insanlık suçu vardır. O nedenle zaman aşımı zaten düşünülenmemesi bile lazım. Evet, yani mahkemenin aslında bu yönde karar vermesi evet, lazım. Evet, kesinlikle. Şimdi bizim tarihimizde sadece Sivas katliamı yok tabii. Kahramanmaraş, hemen benim aklıma gelen Taksim Meydanı, Sivas gene bir kez daha olmuştu. Çorum gibi baktığınızda Gazi Mahallesi, biraz sonra konuşacağız gibi çok açık biçimde insanlık suçunu önümüze getiren davalar. Ne diyorsun sen? Yarın herhalde. Ben aslında biraz farklı yaklaşıyorum. Bir zaman aşımı olmayacak. Yani öyle şöyle mi? Olmayacak tabii. Şimdi oradaki güruh diye bakıldığında, yani o güruhun da tabii mutlaka o güruhun içinden bu işe katılanların da cezalandırılması şart. Ve yani yarın zaman aşımına uğrayacak olanlar da bunlar ama şimdi demin senin de saydığın o bütün o eylemlerin bir planlayıcısı var. İşte son dönemde yaygın adıyla Gladio, daha önce işte kontrgerilla diyorduk buna. Şimdi F tipi Gladio diyoruz. Bir dönem Çiller Özel Örgütü, Susurlu Kuçular. Değişik isimler ama hep aynı örgüt. Hiçbir zaman değişmedi. Supernato da diyoruz biz ona. Şimdi ahtapotun başı. Yani NATO'nun etkin olduğu ülkelerdeki Gladio'dan söz ediyoruz. Çok şey olarak baktığımız aynen zaman. Böyle. Aynen böyle. Şimdi bundan hesap sorulduğu anda ve bunun başı ezildiği anda aslında hepsinin demin saydığın 1 Mayıs'tan başlayalım işte Kahramanmaraş, Sivas, Çorum, Gazi Mahallesi, bunların hepsinin birden faillerini cezalandırmış olacağız. Bu eninde sonunda olacak bu. Yani Türkiye bunu eninde sonunda başaracak. Bu Gladio belasını eninde sonunda başından atacak, ezecek bunu. Bu Gladio denen örgütü. Yani buna kanaatim tam olduğu için ben hani bir yani hukuken bir zaman aşımı olabilir, doğrudur o. Ha, ama genelde biz bunun zaman aşımını kabul etmeyeceğiz anlamında söylüyoruz. Tabii. Etmeyeceğiz ve eninde sonunda bu hesabı soracağız. Ama yani yarınki Gladio'yu ezdiğimiz zaman da dediğim gibi hepsi bunun ezilmiş. Faillerini cezalandırmış olacağız. Ben böyle bakıyorum olaya. Tabii şey ayrı bir mesele. Yani şimdi hepimizin vicdanı kanıyor. Yani oradaki o katillerin, faillerin, o insanlar çıkamasın diye kapıları tutanların, çıkamasında yansın diye veya dumandan boğulsun diye kapıları tutanların filan cezalandırılmaması ayrı bir olay. Yani bu bir fecaat, bir hukuk faciası. Ama o da gene aynı yere bağlanıyor. Bakın şimdi tam 19 yıl geçti üzerinden. Şimdi 19 yıl boyunca bütün o sıralı hükümetler, yani burada şimdi sadece AKP hükümetini sorumlu tutarak da bir şey olmaz. Hayır, tabii ki değil. Tabii, olur mu? Olmaz. Ondan öncesi var. Tabii. Ta başından itibaren yani? Tabii. Tabii. Ya bir defa zaten o olay olurken bir hükümet var. Saatler 8 saat sürmüş. 8 saat boyunca orayı seyrettiler. Ya hemen dibinde, o güruhun dibinde bir tabur asker bekliyor ve müdahale etmiyor. Ettirilmiyor. Ettirilmiyor, evet. Ettirilmiyor. Hatta neredeyse vali bile linçlikten sonra hükümetten bir emir gelmiyor. Durum bu. Yani şimdi dolayısıyla yani bunun bir yani Gladio eylemi olduğu andan itibaren belli. Biz o zaman tabii yakılanlar orada
ölenlerin büyük çoğunluğu bizim arkadaşımız Aziz Nesin bir defa. Tabii o sağ kurtuldu oradan ama o zaman gazetemizin aydınlığın başyazarıydı kendisi. Ölenler arasında pek çok arkadaşımız var. Yani dakika dakika takip ettik olayı. Ve gerçekleri işte günler boyu yansıtmaya çalıştık. Orada ne olup ne bittiğini. Ve öncelikle de dikkat çektiğimiz olay buydu. Yani burada mesele hani oraya gitmiş de bir takım bir cahil sürüsü, bir güruh. Onları iplerini oynatanlardan söz ediyor. Tabii mesele orada. Çünkü güruhu her zaman bulursunuz. Yani orada bir gladyo varsa o gladyo gider her zaman bir güruh bulur. Nitekim diğerlerinde de buldu. Diğerlerinde de buldu. İşte en son Hrant Dink'in ölümünde de bir güruh buldu. Bir operasyon timi buldu mesela. Cahil cüela çocuklar. Kafaları doldurulmuş. O gün samaslar falan. Ne onlar öyle? Ya tek başına hiçbir şey değil. Tek başına hiçbir şey değil. Aynen dediğin gibi. Problem burada zaten. Dolayısıyla yani bu meseleyi hani bir ya işte bu bunun sanıkları cezasız kaldı falan deyip geçebileceğimiz bir mesele değil bu. Asıl başka bir problem var. Yani o işte bu 19 yıldır bu hesabın sorulmamasını zaten neyle açıklayacağız başka türlü? Yani bu davanın zaman aşımına uğramasının açıklamasını. Ki bu davanın merhalelerine baktığımız zaman da o şeyi, o kuşkuyu ve endişeyi hep yaşadık. Yani önce 13-15 seneye şey oldular. Tabii. Yakalanmış olanlar. Gitti Yargıtay'a, bozuldu, döndü. Sonra bir daha 2000 sonrasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yargılandılar, idama mahkum oldular. Ama tam idama mahkum olduklarında idam cezası kalktı. Müebbet hapse çevrildi. Gene Yargıtay'a gitti, gene döndü. Yani olayın o sürüncemede kalması da tek başına zaten bir başka facia idi bana kalırsa. Ve en sonunda sallan yuvarlan gelmiş olan noktada da Adalet Bakanı'nın şu söyledikleri bence bizim Türkiye adalet tarihine geçmesi gereken ve oraya siyah harflerle kazınması gereken bir şey. Ne dedi Adalet Bakanı? Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı. Ya dedi amma çok gürültü ediyorsunuz. Topu topu 5 kişi dedi. 111 kişi de 5 kişi dedi yararlanacak bu zaman aşımından dedi. Şimdi söyleyen de Adalet Bakanı yalnız. Şimdi orada 5 kişi bir kişi olsun. Yani bu yakala bir üstelik azmettirici olanlardan bu olayın gerçek faillerini ortaya çıkmasındaki en önemli sanıklardan bahsediyoruz. Evet. Bırakın ki onu. Yahu bir kişi olsa ne olur? 500 kişi olsa ne olur? Şey olarak baktığımızda. Hukuken bak. Hukuken. İnsan olarak, vicdan olarak baktığımız zaman mutlaka bunun olmasını söylemesi gereken başlıca şahıs, yani Adalet Bakanı. Ya 111 kişi var zaten diyor. 5 tanesi de kurtulsun ne olur yani. Bakış bu. Ama tabii diğer taraftan baktığımız zaman da bu kişilerin yani yargılananların avukatlığını yapanlara bakıyorsunuz. 8 isim bugün AKP'nin içinde milletvekili olarak bir zamanlar bakanlık yapmış olarak bulunuyorlar. Şimdi bir de bu da ayrıca bir sorgulanması gereken Şenal Sarıhan'ın özellikle altını çizerek söylediği gibi bir vaka. Yani sonuçta yarın büyük olasılıkla da zaman aşımına uğrayacak öyle görünüyor. Ama vicdanlar da hiçbir zaman o zaman aşımı kabul görmeyecek. Tabii burada bu AKP açısından da şimdi hani yani sıralı hükümetler dedik bir işin öncesi var ama tabii son 10 senede özellikle yani özellikle son dönemi bu davanın AKP hükümetiyle maruf onunla biliniyor yani. Şimdi niye koruyor AKP bunları? Niye koruyor? Yani bakın orada da mesele şu değil. Yani olay gene getirilip hani sadece bir irtica olayı, bir irtica kalkışması. Dolayısıyla AKP'de işte malum bir parti, mürteci bir parti. O değil diyorsun sen. Sadece bu değil, bu var, bu çok önemli. Bu çok önemli. Yani bunu şey yaparak karartmamak lazım ama bir de işin öbür tarafı var. Yani bugün bu AKP'nin kendisi zaten bir gladyo mafya tarikat iktidar. O iktidar o. Yani o iktidar onları yakan, işte o Kahramanmaraşları yapan, yani doğrudan doğruya. Ondan önceki hükümetlerden farklı bir hükümet, AKP hükümeti. Bir eş başkanlık hükümetiyle karşı karşıyayız. Biz Büyük Ortadoğu Projesi'nde eş başkanı oturuyor başbakan koltuğunda. Bak tabii, baktığınız zaman istikrarsızlaştırma ve ayrıştırma şeyi, tabii. Operasyonları bunlar. Yani halkların veyahut da mezheplerin her türlü şekilde arasına şey sokup, nifak sokup bunların hemen olmasa da yavaş yavaş birbirlerinden ayrılmaları ve sonunda birbirlerine düşman olmalarını. Tabii.
sağlayacak olan şeyler bunlar. Yani. Senedir izlediğimiz film bu yani ayrıca. Dolayısıyla yani bunun hani AKP iktidar açısından ayrıca özel bir önemi var. Ondan öncekilerden farklı olarak. Fakat dediğim gibi ben yani burada hiçbir şekilde hani tamam vicdanlar kanıyor vesaire, işte biz de bugün zaten ona seslendik bugünkü sayımızla. Ama yani izleyicilerimizin şunu da görmesi lazım. Sonuçta bu millet, bu Türk milleti, bu halk bu gladyodan hesap soracak. Bu kesindir. Ve bütün bunların yani bunların hiç ne 1 Mayıs'ların, ne işte Gazi Mahallesi'nin, ne Kahramanmaraş'ın, ne Sivas'ın, ne Çorum'un hiçbirinin kariyerde kalmayacak. Yani mesele burada yani bir intikam almak da değil. Yani ama başka türlü de arınmak mümkün. Tabii arınmak. Yani hakikaten bundan kurtulmak. Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak için bütün bunlar sonuçta intikam almak korkmadan, için. Korkmadan tabii başı dik alnımıza onurlu bir şekilde tabii. Yaşayabilmek için yapacağız bunları ve o gladyodan hesap soracağız. Yani bu, ben bugünlerin de çok uzak olmadığı kanısındayım, onu söyleyeyim. Peki ve yarın bunu göreceğiz ve bunun üzerine zaten konuşmalarımızı da düşüncelerimizi de anlatmayı sürdüreceğiz. Şimdi gelelim bugünün son dakika, bir nevi son dakika tabii ki Oda TV davasında bugünkü duruşmasında davanın artık buna sürpriz diyebilir miyim diyemeyiz. Ben de şaşırdım artık, ne diyeceğimi ben de bilemiyorum. 4 tahliye çıktı. Sadece bir tahliye istedi eğer yanılmıyorsam. Sayit Çakır'la ilgili serbest bırakılmasını savcı istedi savcı. Fakat mahkeme gitti, görüştü, çıktı. Nedim Şener, Ahmet Şık, Coşkun Musluk ve Sayit Çakır'ın tahliyelerine karar verdi. Çok güzel, çok sevindim. Arkadaşlarımız zaten bir yılı aşkın süredir oradaydılar. Neden orada oldukları bile zaten ayrıca şeydi. Baktığınız zaman hiç böyle bir şeyin olmaması bile gerekiyordu bana kalırsa. Ancak bir şey tabii beni rahatsız etti. Nedim, Ahmet, Coşkun ve Sait tamam çok güzel, çok sevindim. Peki diğerleri niye tahliye edilmedi? Ben avukat Serkan Günel'e sordum. Şimdi bir kere daha soruyorum. Serkan Bey, dava dosyasına yeni bir belge mi girdi? Yeni bir tanık mı çıktı? Yani ne oldu da bu arkadaşlar tahliye edildiler? Eğer hiçbir şey girmedi. Girdi mi girmedi mi? Önce onun yanıtını alalım. Girmedi. Peki niye bu arkadaşlar mesela ilk hatta başta... Hatta aleyhe bir şey girdi diyebiliriz. Öyle mi? Tabii. Buyurun o zaman, ben sizi dinliyorum. Şimdi sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Elimde iki tane duruşma tutanağı var. Bir önceki duruşma tutanağı taleplerimize ilişkin. Benim de elimde şu bir an. Bir de bugünkü. Şimdi bir öncekinde tutukluluğun, tahliye taleplerinin reddine ve tutukluluğun devamına şeklinde herkese red verilmişti ve ne deniyordu? İşte aynen bugünkü gibi üzerlerine atılı suçun vasfeme ayeti, sanıkların evlerinde, iş yerlerinde yapılan yasal aramalar, fiziki takip tutanakları, iletişim tespit tutanakları, diğer delillerin içeriği. Bunlar herkes için söyleniyordu. Hepsi için. Hepsi için söyleniyordu. Hiçbiri için ayrı ayrı gerekçe yok. Toplu bir gerekçe vardı. Bugün aynısı Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müesser Uğur ve Hanefi Avcı için devam ediyor. Yalnız Nedim Şener, Ahmet Şık, Coşkun Musluk, Muhammed Sakır için, Çakır için, Sayit Çakır, ikisi benim müvekkilim olmasına rağmen buradaki bir mantıksızlığı ortaya koymak istiyorum. Üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, suç vasfının değişme ihtimali tutuklulukta geçen süreler nazara alınarak tahliye taleplerinin kabulü diyor. Şimdi iki tane mantıksız var. Bir, ben bugün duruşmadaydım. Ne Ahmet Şık, ne Coşkun Musluk, ne Sayit Çakır tahliye talep etmedi. Yani tahliye taleplerinin kabulüyle deniyor. Allah Allah. Çünkü onlar, ben bunu mahkemedeki konuşmamdan da söyledim. En kötü şey, ki bunu zamanında Teğmen Mehmet Ali Çelebi söylemişti. Hukuksuzluğa alışmaktır Sayın Başkan demiştim. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin devam edeceğine alışmak ve bunu artık benimsemek en kötü şey. Dolayısıyla gerekli açıklamaları yaptıktan sonra ben sizi de zor durumda bırakmak istemiyorum. Sadece konuşmalarımı yaptım. Adaletin tecelli etmesini talep ediyorum gibi genel açıklamalarla tahliye talebim yoktur şeklinde bir tepkiyle geri döndüler. Biz avukatlar olarak da genel açıklamalar yaptık. Bu bir yanda. Bir yanda geçen duruşmada aynı gerekçeyle üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, tutukluluğun devamı kararı Sayit Çakır, Ahmet Şık, Nedim Şener için. Bu celse değişen hiçbir şey yok. Üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti. Ben de bunu anlayamıyorum. Yani o zaman burada keyfe keder bir durum varmış gibi bir şeye giriyor insan. Yani eğer
Böyleyse o zaman bu arkadaşlar demek ki ilk hani Oda TV'nin ilk davası başlamıştı. Ne kadar aradan 2-3 ay geçti. O zaman bırakılmalarıyla bugün bırakılmalar arasında hiçbir fark yok. Ya bu durumu hukukla buraya kadar açıklayabiliyoruz. Bundan sonrası neyle? Bundan sonrası Nasrettin Hoca fıkrasıyla açıklanabilir sadece. Öyle mi? Var mı öyle bu? Tabii ki de. Öncelikle kaybediyorsunuz eşeğinizi, sonra bulduğunuz için seviniyorsunuz. Yani çünkü ben burada baktım. Bize bu özgürlüklere bu yüzden sevinmemiz bekleniyor şu anda. Yani burada Yalçın Küçük, Hüseyin Soner, Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müyesser Uğur ve Hanefi Avcı ile bırakılan Nedim Şenşkumusluk ve Muhammed Sait Çakır'ın arasında ben şey olarak hiçbir fark göremiyorum. Bir önceki tutanakta okuduğumuzda aynı şekilde reddedilmişti. Aynı gerekçe. Üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti. Bir önceki duruşmada tutukluluğun devamı için bir gerekçe oluyor. Bir sonraki duruşmada da bırakılmalı. Hayır, çünkü özellikle sevgili izleyiciler, kafanız karışmasın diye ben özellikle altını çizerek soruyorum hep. Araya dosyaya yeni bir şey mi girdi? Bu bırakılan sanıkların bırakılmalarını sağlayacak bir şey mi oldu diye özellikle giren, yeni giren gelişmeyi de izninizle açıklayayım. Buyurun. Bu da çünkü önemli bir durum. Bundan önceki davalarda da biliyorsunuz Ergenekon davası 2007 yılından beri devam ediyor. Hı-hı. Ve İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi, yani asıl Ergenekon'un varlığına ya da yokluğuna karar verebilecek olan ana mahkeme, davanın başında sanıkların talepleriyle bütün kurumlara yazı yazdı. Genelkurmay Başkanlığı'na, jandarmaya, emniyete ve diğer ilgili kurumlara. Dedi ki Ergenekon diye bir örgüt var mı? Bundan önce gördün mü Ergenekon diye bir örgüt? Bununla ilgili bir tespitiniz varsa bana gönderin diye. Hepsinden ayrı ayrı hayır, biz hiçbir zaman bu zamana kadar böyle bir örgütün varlığını görmedik. En son Genelkurmay Başkanları da bunu söylediler diye bir cevap geldi. Evet. Şimdi bunu biz dile getirdik. Gene dedik ki böyle bir örgütün varlığı yokluğu daha belli olmamışken, daha herhangi bir mahkeme kararıyla da tespit edilememişken, herhangi bir kurumun da verdiği bilgiyle tespit edilememişken siz tali göremezsiniz dedik. Çünkü tali, bu Oda TV davası bir tali davadır ve hı, neyi bize anlatmaktadır? Mahkeme de kabul ediyor. Siz diyor gazetecilik yapıyorsunuz. Haber, bize sordukları, sanıklara sordukları her şey habercilikle ilgili. Ama diyor ki sen bu haberi Ergenekon terör örgütünün verdiği emirle yaptın diyor. Sen bu kitabı diyor Ameşik, Ergenekon terör örgütünden aldığın talimatla yazdın diyor. Peki ya böyle bir örgüt yoksa? Hani varsa yoksa bu suç mudur değil midir? Onu bunu geçiyorum. Olup olmaması da var. Olup olmadığı belli olmayan bir şey hakkında siz vardır ve bunu da yapmıştır diye belli başlı belirsiz şeylere dayanarak nasıl bir yargılama yaparsınız dedik ve en sonunda tekrardan emniyete bir cevap, emniyete bir yazı yazıldı böyle bir örgüt var mı diye. Emniyetten gelen, yaklaşık 4 sene sonra Emniyet Müdürlüğü'nden gelen cevap: İddia edilen Ergenekon terör örgütü ile ilgili İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bilgi notu istenilmesine yönelik yazılan müzekkere cevap verildi. Netice olarak konunun kovuşturmaya yürüten bağımsız mahkemenin yetkileri kapsamında olduğunu öncelikle kabul ediyor Emniyet Müdürlüğü. Ancak ondan sonra diyor ki ekinde açıklanan hususlar çerçevesinde, daha yazının tamamını görmedik ama ekinde demek ki bir şeylere dayanmış Emniyet Müdürlüğü, Ergenekon isimli yapılanmanın 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında bir terör örgütü olduğunun değerlendirildiği, belirtildiği görüldü. Ne demek bu? Emniyet Müdürlüğü diyor ki tamam, mahkemeler bitmedi ama biz bir yargılama yaptık kendi içimizde ve biz artık 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında böyle bir terör örgütü olduğunu düşünüyoruz. 4 sene sonra. Hiçbir mahkeme kararı hala yok. Ergenekon örgütünün varlığına ilişkin hiçbir mahkeme kararı yok şu ana kadar. Ancak Emniyet Müdürlüğü'nden bugün böyle bir cevap geliyor. Evet, peki. Serhan'a dönüp Serhan, bugünkü... Hissiyatını anlatayım önce. Yani ne oldu? Şimdi bizim istihbarat şefimiz tam saat 6 civarı bizim taşla baskısını... Döneceksiniz. Döneceğiz, göndereceğiz matbaaya. O sırada geldi işte, Oda TV'de 4 tahliye var diye. Kimler diye sordum, isimleri saydı. Şimdi ben bugüne kadarki bütün tahliyelere hemen hemen istisnasız hakikaten sevindim. Bravo falan, böyle alkışlarla karşıladık. İlk defa hissim bu değil. Olmadı yani o duyduğum anda. Şimdi hemen aklıma şeyler geldi, şunlar geldi. Bir defa Balyoz'la ilgili çok önemli bir gelişme var. Şimdi Balyoz'da savcı
esas hakkında mütalaa için süre istedi. İstedi. Hoppala. Yani dev gibi bir dava. Yüzlerce sanık. 400'e yakın. Tabii. Ne oldu ya? Ne zaman? Nasıl? Şimdi avukatların yorumu şu. Bu yoruma katılmamak mümkün değil. Mahkeme cezaya hazırlanıyor. Ama neye göre? Ay neye göre? Zaten şimdi avukatlar da şunu diyorlar. Biz de onu haber yaptık. Diyorlar ki ya bizim daha yani sıralı bir sürü talebimiz var. Pek çok bilirkişi incelemesi istiyoruz vesaire filan. Neyse orada öyle bir gelişme var yani çok önemli. Şimdi tam bunlar filan olurken pat diye böyle Oda TV'de Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tahliyesi. Kim onlar? İşte bu bütün uluslararası planda filan gürültü koparılan isimler üzerinde. Şimdi televizyonlar nasıl veriyor biliyor musun haberi? Birçoğunu dolaştım ben, gezdim yani o haber kanalları filan. Nedim Şener ve Ahmet Şık tahliye oldu. Öbür iki kişi yok. Ya şimdi ben Coşkun Musluğu mesela ben tanıyorum. Burada beraber program yapmıştık. Pırıl pırıl, çok böyle dürüst, bilimsel bakan. Hakikaten bence de geleceği çok açık bir akademisyen, bilim adamı. Yani niye girdiği zaten belli, onu konuşacak bir şey yok yani. Herkes niye girdiyse o da ondan girdi. Coşkun Musluk'la Sait Çakır'ın isimleri anılmıyor bile. Ya dört tahliye var kardeşim. Niye sen sadece bu ikisini sayıyorsun? Şimdi bir subap açılıyor. Yani bir defa bunu bir görelim. Ya tamam, kutluyoruz, geçmiş olsun diyoruz tahliye olan arkadaşlarımıza. Şimdi işin bir tarafı bu. İkinci bir tarafı şu. Yani neden sevinemedim? Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Nedim Şener başından beri şöyle bir tavır içinde bu davada. Ben yapmadım, ben etmedim. Ya neredeyse yazdığı kitabı inkar edecek. Koskoca kitap var ortada. O kitapta bu Hrant Dink suikastı ile ilgili ciddi bir takım veriler, bulgular var. Bulgular var, bulgulara ulaşmış. Cemaatçi polislerin. Tabii Ramazan Akyürek'ten başlayarak hakikaten o işin boylu boyunca içinde olan o F tipi Gladio ile ilgili bir takım bulgular var kitapta. Neredeyse onu inkar edecek. Nitekim bugün de mesela şunları söyleyerek çıkıyor dışarıya. Ya ben işte tarikat hiçbir zaman demedim. Cemaat bile demedim. Bakın benim kitabımın adı Ergenekon'da Fethullah Gülen ve Cemaat. Ama ben burada yani onların bu işin içinde nasıl yer aldığını söylemek için yapmadım bunu. O orada hani ben onları suçlamıyorum. Hiçbir şekilde filan. Ve bu bugünkü tavrı değil sadece. Bütün duruşmalar boyunca böyle kendini işte o diğer sanıklardan soyutlamak gibi ayırmaya çalışıyor. Aman diyor, onlar uzak dursun, ben onlardan değilim. Ya onlar öyle ne? Siz şeylerdeydiniz Serkan Bey, duruşmalarda tabii ki oranın avukatı olduğunuz için Oda TV'nin. Ya ben bu konuda biraz daha farklı düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. İnsanlar kahraman olmak zorunda değiller. Mutlaka. İnsanlar belli bir ideolojinin, ya bu Nedim Şener'in suçu değil. Bu suç aslında bu davaya Ahmet Şık Nedim Şener davası olarak bakanların ve bu davayı bir Ahmet Şık Nedim Şener davası olarak görenlerin suçu. İnanır mısınız, benim kendi akrabalarım, ben Oda TV davasına yarın gidiyorum dedim de Ahmet Şık'la Nedim Şener'in davası ne zaman peki diye soruyorlardı. Ha, ikisi birbirinden farklı davalar zannediyorlar. Zannediyorlardı ve bu onların suçu değil. Bu bir şekilde işte isimlerin üzerinden, olsa gerek isimlerin o zaman üzerinden giderek büyük çerçeveyi göremeyen ve bu davaların nasıl bir hukuksuzlukla yürüdüğünü görmek istemeyen, bundan korkanların sadece iki isim üzerinde bu davayı savunmasının getirdiği bir sonuç. Yani Ahmet Şık'la Nedim Şener yerine biz hukuku kahramanlaştırsaydık hiç bugün bunu tartışmıyor olacaktık. Bence burada mesele bu. Serhan Bey farklı düşünür tabii, o da haklıdır ama dediklerinin doğru tarafları olabilir. Nedim Şener ya da başka biri, benim bu davayla hiçbir ilgim yok, neden ben buradayım diye de düşünebilir. Ama burada gerçekten de asıl sorun, en başından beri bu davanın bir Ahmet Şık Nedim Şener davası olarak görülerek ya da Ergenekon davasını bir Tuncay Özkan Mustafa Albay davası olarak görülerek yapılan yanlıştır. Burada tamamen bir hukuksuzluk var. Hiç ismini bilmediğimiz bir kişiye yapılan hukuksuzluk neyse
Onlara yapılan da. Onlara yapılan da aynıdır. Evet. Tabii tabii, o bakımdan bir eşitlik var. Hukuksuzluk bakımından bir eşitlik olduğu çok açık da ben ısrarlıyım. Ben onurumuzu korumaktan yanayım. Evet. Bu olmaz. Bu onuru elimizden alırlarsa geriye hiçbir şey kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Ben onun için bunun üzerinde duruyorum. Bir de yani burada bu, tabii... Burada mesele şimdi bakın, ben de demin mesela o Sivas davasında asıl suçlu o güruh değil. Tabii. O ya güruh mu yani Allah aşkına? Sondaki şimdi piyonlar. Cahil cüela bir takım oraya toplanmış, belki de eline para sıkıştırmış falan adamlar onlar. Şimdi onları onlar suçlayarak yani bu işin içinden çıkamazsınız. O ayrı mesele. Ama ya onlar da suçlu. Onlar da suçlu. Ha şimdi burada Nedim Şener suçlu mu? Ben suçlu demiyorum. O bakımdan benzetmiyorum ben. Ama yani şöyle bir şey olabilir mi? Aman aman onlar kötü, ben iyiyim. Bu ne demek ya? Böyle bir şeyi kabul eder miyiz? Ha sonra bak, sadece bu da değil. Bir de onurunu korumak var. Ben kahramanlık peşinde değilim. Yani kahraman aramıyorum ben. O davalarda yüzlerce insan yargılanıyor. Herkes çıktı. Ben de davanın sanıklarındanım. Bir sürü şahitlik ettim orada. Yani şahitlik ettim dediğim şu. Durumlara tanık. Onlarca oldu. İnsanın nasıl savunma yaptığını gördüm. Herkes çıktı efendi gibi. Kendi durumunu anlattı. Savunmasını yaptı. Mesela bizim o 1. Ergenekon davasında buna benzer tavırlar olmadı değil. Yani böyle kendini ayırmaya çalışan, aman aman işte hakim bey beni onlar gibi sanmayın falan diyen birkaç kişi orada da çıktı. Ama çok küçük bir azınlık o. Yani birkaç kişi, yani biri ikiyi geçmez. Kalan herkes çıktı aslanlar gibi savunmasını yaptı. Ya bunu yap ya. Ben kahraman aramıyorum. Yani o bir kahramanlık değil ki. Gerçeğin peşinde koşmak, onurunu korumak bir defa her şeyden önce. Bir dakika hemen telefon konuğumuz var. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ercan İpekçi hattımızda. Ercan İpekçi, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Bu arada İstanbul'a geldin herhalde, hoş geldin. Evet, bugün İstanbul'dayım, yarın da İstanbul'dayım. Hı hı. Şimdi öncelikle bugün tabii 12 Mart, bir sürü şeyin yıl dönümü olmasının dışında bugün bazı gazeteciler de serbest bırakıldı. Bize tam onun üzerinde konuşuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Değerlendirmeni alalım önce. Yani 106 gazeteci vardı cezaevinde, 102'ye düştü. Öncelikle yani, sayısal olarak bu durum budur, evet. Yani onun için Türkiye basın ifade özgürlüğüne kavuşmuş değil bu şeyle. Ama tabii her tahliye bizi sevindiriyor, bütün arkadaşlarımızın. Peki acaba tahliye olmasını isteriz elbette. Ercan, bir şey sormak istiyorum. Buradan hareket ederek uluslararası arenada çok isimleri döndürülen iki gazetecinin serbest bırakılarak bu konuda bir denge tutturma şeyi mi var acaba gibi sorular da soruluyor tabii. Yani onu siyaset kendine bir malzeme olarak kullanabilir. Nasıl ki Amerika'daki gazetecileri koruma komitesinin sadece 8 gazeteci gazetecilik faaliyetinden dolayı cezaevinde iddiasına sarıldılar. Bunu da kullanmaya kalkabilirler ama buna hiç kimsenin izin vereceğini tahmin etmiyorum. Yurt dışında da böyle bir teze kimsenin itibar edeceğini zannetmiyorum. Şu anda gerçek olan hala cezaevinde 102 tane gazetecinin olduğu, çok sayıda gazetecinin de yine gazetecilik faaliyetinden dolayı yargılanmakta olduğu. Evet. Peki şimdi yarın da Sivas'ta bir dakika, o zaman ben onu sormadan bir soru sor. Ben Sayın Başkanımıza iyi akşamlar diyeyim. İyi akşamlar. Pardon, Serhan Bolduk, iyi akşamlar. Şu bakımdan o da şimdi büyük bir dertle uğraşıyor. Oraya tam onu soracaktım. Evet, evet. Onu soracaktım. Tamam. Öncelikle yarın Ankara'da Sivas davası duruşması var ve zaman aşımı çok ağırlıklı olarak olacak gibi görünüyor. Ama buna karşı müthiş bir toplumsal tepki de var. Bu birincisi. İkincisi de konudan hafif sapma yaparak bu Anadolu Ajansı'nda olanlar ve sizin buna karşı yürüttüğünüz eylemler ve son işte bu açlık grevi ne noktada, neler, ikisini bir arada sormak istiyorum. Şimdi ajanstaki sorunlarla ilgili, sıkıntılarla ilgili, oradaki çalışanlara yönelik baskılarla ilgili uzunca süreden beri yaptığımız mücadelede artık bütün sözün bittiği yerde, bütün meşru zeminlerde denediğimiz her türlü girişimlerin sonuçsuz kaldığı bir yerde artık son çare açlık grevine başvurmak zorunda kaldım. Bununla da bu ajanstaki hükümet yanlısı, hükümet tarafından atanmış ajans yönetiminin
baskılarına dikkat çekmekte amacım. Buradaki olayın basın özgürlüğüyle de alakası var. Çünkü hükümet TGS'nin basın özgürlüğü alanındaki faaliyetlerinden dolayı da oldukça huzuru kaçmış, uykuları kaçmış. Bir de ayrıca başbakanın ağzından çok ağır... Başbakanın parmak sallayarak işte o tendika var ya, o tendika diye bizi hedef gösterdiği bir noktada ajanstaki bu tendika düşmanı operasyonunun arkasında doğrudan doğruya hükümetin olduğu da anlaşılıyor. Bunun bütünüyle basın ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmak, bir tarafıyla da sendikal örgütlülüğü ortadan kaldırmak amacını yüklüyor. Çok açık. Dolayısıyla bizim orada verdiğimiz sendikal mücadele, Türkiye'nin her tarafında verilen sendikal mücadeleler var. Hak ihlallerine karşı verilen mücadeleler var, direnişler var. Bütün bunların hepsi dağınık dağınık. Bizimki de bunlardan bir tanesiydi ve dikkat çekmek amacıyla da bu yöntemi denemek zorunda kaldık, dediğim gibi son çare olarak. Ama başbakanın salladığı parmakla biz yerimize oturmuyoruz. Bugün İstanbul'a açlık grevini sürdürerek gelmenin sebebi de oydu zaten. Odaki bir duruşmasında başbakana bir selam göndermek amacıyla geldim. Basın özgürlüğü mücadelemizi sürdürüyoruz. Sendikal özgürlükler mücadelemizi de sürdürüyoruz. Ulusal düzeyde de sürdüreceğiz. Uluslararası düzeyde de sürdüreceğiz. Biz Türkiye'ye itibar kazandırmak için yapıyoruz zaten bunu. Başbakanın kirlettiği Türkiye'deki o kirliliği temizlemek bizim amacımız. Yoksa kendi ülkemize kara çalmak diye bir derdimiz yok. Bütün o kara örtüyü ülkem üzerine örten bu hükümetin kendisi oluyor, çıkarttığı kanunlarla ve uygulamalarla. Biz de o kirlilikten kurtarmaya çalışıyoruz bu ülkeyi. Verdiğimiz mücadeleyi de vazgeçmeden sürdüreceğiz o çerçevede. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığın için programımıza. Ben bu böyle bir şeyde başarılar dilemek nasıl bir şey olur? Sabır. Kelimeler de bulamıyorum ama sabır sonuçta umarım, başarıya ulaşmak. Umarım dinliyorum. Yani başarıya ulaşmanızı yürekten diliyorum, öyle bir şey söyleyeyim en azından. Çok teşekkür ederim. Çarşamba günü Anadolu Ajansı'nın önünde Mekit Tefer bir destek ziyareti olacak. Ben onun çağrısını da sizin vasıtanızda yapmış olayım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ercan İpek. Çok sağ ol. Görüşmek dileğiyle, sağ ol. Evet, gerçekten aslında hani nasıl anlatayım? Şimdi bütün bu olayları yan yana koyuyorum. Bir tarafta 4+4+4'te gidiyor milletvekilleri, iktidar partisini bir tutuyorlar oraları. Kavgalar, dövüşler, orada hemen geçir diyor, işte el kaldırıyorlar falan, maddeler geçiriliyor. Diğer taraftan bakıyorsun, bir tarafta zaman aşımı, öbür taraftan İşte kavgalar, dövüşler, gazeteciler içeride bir bölümü sev. Yani böyle bir akıl tutulması süreci yaşıyor sanki. Ve bir taraftan da çok açık biçimde takır takır savaşa doğru yönelilen bir süreç. Ve bir diğer taraftan Kürecik'te Türkiye'yi müthiş tehlikeye atan bir radar sistemi kuruluyor ki bu direkt olarak Suriye ve İran'ın Türkiye'ye silahlarını doğrultmasını getiren bir süreç. Yani neresinden baksanız, neresinden tutsanız elinizde kalacak bir durumlar silsilesi, böyle demek lazım bence. Ve bir diğer taraftan da aradan 10 yıllar geçiyor ve bazı şeylerin aslında hiç de görüldüğü gibi olmadığı ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş da olsa, sen dedin ya bunların hepsi ortaya çıkacak ve ileriki tarihlerde bunların hesabı soracak. Mesela Gazi olayları, değil mi? Aradan çok uzun yıllar geçtikten sonra yine bir 12 Mart'ta 22 insanımızın göstere göstere can verdiği bir hainane, nasıl anlatsam bilemiyorum, bir vahşi provokasyon. Bir önce onunla ilgili bir şeyimiz var, Gazi olaylarıyla ilgili. O görüntüleri bir arkadaşlarımızdan rica edelim, bir görelim. Tarih 12 Mart 1995. Yer İstanbul Gazi Mahallesi. Kontur gerilla yine iş başında. Gazi Mahallesi'nde 4 kahvehane otomatik silahlarla tarandı.
Ardından patlak veren olaylarda 22 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi de yaralandı. Çoğunlukla Alevi yurttaşların bulunduğu 3 kahvehane aynı dakikalarda tarandı. İki Alevi yurttaş hayatını kaybedince olaylar büyüdü, Ümraniye ilçesine sıçradı. Olayların büyümesinde polis büyük rol oynadı. Türk ordusu 1995 Mart ayında Amerika'nın kontrolündeki Irak'ın kuzeyine büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun adı Çelik Harekatı'ydı. Çelik Harekatı 10 Mart'ta yapılacaktı ancak İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki kışkırtma harekatı 10 gün geciktirdi. Bu kışkırtma Türk ordusunun kararlılığını zayıflatamadı. Gazi'de yanan ateşe polis adeta benzin döktü. Askerse polisin kışkırtıcı tutumunu önlemek için araya girdi. Polis şiddetinin önüne geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatını durdurmaya amaçlayan bu kışkırtma askerin bölgedeki sağduyulu müdahalesiyle yatıştırıldı. Aradan yıllar geçti ve Gazi kışkırtması Ergenekon davasına girdi. Gladio gerçekleştirdiği bütün eylemleri Türkiye'deki yurtseverlerin üzerine yıkmaya çalıştı. İşte Ergenekon tertibi kapsamında 7 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Turhan Özlü'nün Gazi'deki kışkırtmayı önleyen bir konuşması. Özlü o dönem İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı'ydı. Dünya çapında yeni dünya düzeni, globalleşmenin bir parçası olduğunu, Türkiye'yi mezhep kavgaları ve milliyet kavgaları içinde ülkemizi zayıflatma, halkımızı bölmek isteyen güçlerin planlanmış bir tertip olduğunu aklımızdan kaçırmamamız lazım. 22 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. Ancak tertip MİT ve polis kontrolündeki gruplar üzerinden devam ediyordu. O gruplar cenazeleri de alarak Gazi Karakolu'na gitmeyi hedefliyordu. Yurttaşlarımız İşçi Partisi'nin uyarılarını dikkate aldı ve cenazelerin cemevinden kaldırılmasını kararlaştırdı. Ali Gazi kışkırtmasında Amerika başı çekti. Polis içindeki bazı irticai gruplar da bu tertipte rol aldı. Evet, 1995 12 Mart. Çok önemli bir tarih. Ondan önce bir gelen şeyler var. Birçok sizlerden gelen, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen mesajlar var ve hepsinin ortak şeyini söylüyorum. Bu tahliyeler 4+4+4 ve yarınki Sivas davası zaman aşımını gündemden düşürmek ve konuşulmasını önlemek üzere yapılmış olan şeylerdir diyor artı insanlar. Artı 4 oldu yani. Efendim? 4+4+4+4 daha oldu. Artı 4 tane. Yücel Döşemici, Nedim Şener'in avukatının bu akşam televizyona yapmış olduğu bir açıklamayı da söylüyor burada bir izleyicimiz. Bir önceki duruşmayla bu duruşma arasında fark yoktu. Yeni bir soru sorulmadı. Neden şimdi bıraktılar da bir önceki duruşmada veya ondan öncekilerde bırakmadılar anlayamıyorum demiş. Bizim aynen burada söylediğimizi o da söylemiş tabii doğal olarak. Evet, genel olarak tabii ki aklın yolu bir lafı burada da çok geçerli. Gene bakın iki tane daha geldi şimdi önümde. Onlar da aynı şekilde mesela Avusturya'dan gelmiş. Artık her şeyin bittiği bir yere geldik. Konuşma zamanı değil. Ayağa kalkma bütün demokratik hakları kullanma zamanıdır diyor bir izleyicimiz de. Şimdi 1995 yılı çok önemli bir yıl. Nedir? Bir taraftan bu seçimlerin olduğu yıl ve orada %21 ile Refah Partisi birinci parti olmuştu. Ve sonrasında da 28 Şubat'a yürüyen yolun taşları örülmeye başlanmıştı. PKK ile yapılan mücadelede 1993-94-95 yılları çok önemli yıllar ve Hizbullah'ın da ortaya çıktığı yıllardır. Bu ayrıca daha sonra hatta Hizbullah'ın özellikle kullanıldığı bu
yıllarda ortaya çıkmıştır. Ve Gazi Mahallesi'ndeki bu müthiş neredeyse katliam, 22 kişi ölüyor. Ne diyorsun Serhan? O günleri biraz önce seyrettik. Sen de o günlerde bir gazeteci olarak var mıydın? Tabii vardım. İçindeydim olayların. Şimdi bir yalnız önce şeyi bir daha bir vurgulayalım. Ulusal Kanal'ın genel yayın yönetmeni Sayın Turan Özel. Turan Özel. Hıdrokka var sonra mesela. Şimdi Silivri'deki her gün nöbet çadırının başında. Şimdi bu isimler şu özellikle, yani bu isimlerin önemi şu. Aslında o provokasyon, o kışkırtma çok daha büyümeye eğilimliydi. Yani İstanbul sallanıyordu. Hatırlıyoruz işte, hep beraber yaşadık. Orada bitiyor, burada başlıyor. Burada bitiyor, orada başlıyor. Olaylar bir türlü son bulmuyor. İnsanlar galeyana gelmiş. Sürekli ölüm haberleri geldi. Sürekli ölüm geldikçe daha çok galeyana geliyor. Şimdi bu saydığım isimler, yani o zaman bunların özelliği şu: İşçi Partisi'nin İstanbul İl Önderliği bunlar. İşte Turan Özlü, zaten Sayın Turan Özlü İl Başkanı. Hıdrokka hem İstanbul'un seçkin işçi önderlerinden hem de İşçi Partisi'nin önderliğinde önemli rolleri var. Bunlar geçtiler o kalabalıkların başına. O yürüyen on binlerin, bakın on binler yürüyordu. Hatırlarsınız, görüntülerde de gördük zaten. On binlerin başına geçtiler ve onları şeyden kurtardılar. Yani böyle polisle karşı karşıya gelmekten ve ölümlerin artmasından. Asıl istenilen ve, şeyden. Asıl istenen. O karşı karşıya gelmek. Planlanan şu: yüzlerce ölü çıkacak oradan. Yüzlerce ölü çıkacak. Ve ondan sonra zaten. Yani bir süre sonra asker de bir şey yapamaz hale gelecek. Yani asker tamam, orada vaziyet aldı. Efendim işte bu olayların söndürülmesine büyük rol oynadı ama bir aşamadan sonra asker de bir şey yapamaz hale gelecek. İşte orada Turan Özlü'lerin, Hıdrokkaların çok kritik rolü var. Şimdi peki neydi orada, yüzlerce ölü olsaydı ne olur? Neyi tasarlıyorlardı? Şimdi bir önce bir şey söyleyeyim. Bizim o zaman yaptığımız çok önemli bir haberdir o. Hemen o Gazi olaylarından önce tam da o mahallelerle ilgili Amerikan Büyükelçiliği'nin yaptığı bir demografik araştırma elimize geçti bizim. Yani bu işte Alevisi, Sünnisi, yüzde kaç Alevidir, yüzde kaç Sünnidir. Nerede falan. Kim var? Tabii. Ha, evet. Tam o, yani olayların olduğu Ümraniye, Gazi Mahallesi, o civarlarla ilgili özel olarak yaptırılmış bir araştırma. Hemen olaylardan birkaç ay önce yaptırılmış bu. O zaman yaptığımız bir haberdir, çok iyi hatırlıyorum. Şimdi planlanan şu: tam dediğiniz gibi, yani kritik yıllar. Hazırlattığınız videoda da çok güzel vurgulandı. Şimdi 95 yılı benim aklımda hep, hem bu Gazi olayları falan var, bir taraftan da Çelik Harekatı ile kalmıştır. Tabii doğru, çok önemli. Tabii. Amerika'ya rağmen yapılan Çelik Harekatı. Yani, Amerika'ya rağmen, hatta Amerika'ya karşı. Amerika'ya karşı. Evet, zaten 5 yıl sonra da Amerika'nın 2000 Challenge harekatı. Tabii ona verilen bir cevap. Cevaptır o. Değil, bin yılın meydan okuması. Meydan okuması, evet, bravo. Şimdi gayet güzel o videoda da vurgulandı. Çelik Harekatı'nı mesela erteleyen bir tarafı var şeyin, Gazi olaylarının. Yani aslında o zaman Gazi olayları Türkiye'nin o Çelik Harekatı'na verilmiş bir yanıt. Çelik Harekatı aklınızı başınıza alın, yoksa sizi mahvedi yani, şey yaparız. Yapmayın böyle şeyler yani, ne yapıyorsunuz? Yoksa toplumsal bütünlüğünüzü bozarız. Tabii. Mesajı bu, öyle mi? Parçalarız sizi, böleriz, işte bu hale getiririz. Kaos yaratırız. Çelik Harekatı nedir? Onu kısaca hatırlayalım. Çelik Harekatı sonucuyla söyleyelim. Yani önce şudur. Yani 30-40 bin civarında Türk askeri Kuzey Irak'a girdi. Onlar girer girmez işte hemen oradaki CIA peşmergeleri vardı Amerika'nın yetişti. Onlar Guam Adası'na kaçırılmak zorunda kaldı. Evet, 1500 civarı, eğer yanlış hatırlamıyorum. 7500 diye biz o zaman vermiştik rakamı. Efendim, ve tabii en önemlisi çekiç güç. Bölgeden çıkmak zorunda kaldı. Yani Çelik Harekatı'nın çok önemli sonuçları. Yani o zaman hakikaten bir tam bir bölge inisiyatifidir o. Bir Türkiye'nin bağımsız inisiyatifidir. Türk ordusunun ve doğrudan doğruya Amerika'yı, Amerika'nın bölgedeki gücünü zayıflatan, etkisiz hale getiren bir harekattır. İşte mesela Gazi olaylarıyla bu bir paralellik gösteriyor. O bakımdan çok anlamlı.
Tabii onun ötesinde yani Amerika'nın genel olarak bu Türkiye'ye yönelik bütün o tehditlerinin de bir parçasıdır aynı zamanda. Yani bak ben seni böyle yaparım. Eğer benim dediklerimi yapmazsan sonum budur gibi. Zaten o gün söyledikleri ama buna karşılık da bir şey alınıyor ve söylediklerini gerçekleştirmiyor. Ama aradan 15 sene geçtikten sonra bugünlere baktığınızda aslında adım adım oynanan oyunlarla 28 Şubat'ın yönünü içeriye sokulan Truva atlarıyla başka yönlere çekerek 1996'da sanıyorum onu da Aydınlık dergisi kapak yapmıştı. Abramovich'in Tayyip Erdoğan başbakan olacak. Tabii kapak yaptık ama ondan önce Doğu Perinçek İş Partisi Genel Başkanı Leyla Tavşanoğlu'na Cumhuriyet Gazetesi'ndeki mülakatında yani, söyledi. Yani o zaman yapmak isteyip de yapamadıklarını çoğunu aradan 15 sene geçtikten sonra bugünlerde yapmayı becerebiliyorlar. Yani ayrıştırma diyelim. Efendim işte bir tarafta Barzani ile birleştirerek bir Kürt devleti kurma, Türkiye'nin de topraklarını alma şeylerinde bayağı ilerlediler şimdi neresinden bakarsanız bakın. Yapıp yapamayacakları ayrıdır belki ama bu yolda çok adım attıkları ortada. Ve toplumu birbirinden ayrıştırmayı da becerdiler. Öyle değil mi baktığınız zaman? Tabii çok mesafe aldılar. Çok mesafe aldılar ama doğru. Bu illaki sonuçta başarılı olacaklar anlamına gelmiyor. Burada halkın tepkisi ve örgütlülüğü çok. Tabii yaptırtmayacağız. Önem oynuyor. Yaptırtmayacağız. Yani onların o planlarına izin vermeyeceğiz. Peki bugün son konumuz bir taraftan şunu da hemen kısaca dokun. Bugün aynı zamanda bir de bütün bunların belki de başlıca şeylerinden biri, başlamasını sağlayan 12 Mart darbesinin de yıl dönümü bugün. 1971 12 Mart darbesi. Ve o darbeyle birlikte 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlükler büyük anlamda budandı. Ama yetmedi. Arkasından zaten 12 Eylül karşı devrimi geldi bütün hışmıyla. Bunun için bunların nasıl hazırlandığını 1975'lerden itibaren Orgeneral Bedrettin Demirel çok sonraları anılarını yazdı. Anılarında aslında biz bu bayrak harekatını yani 12 Eylül darbesini 1977'de yapacaktık. Fakat biraz daha olgunlaşsın diye bekledik. Satırları vardır. O bekleme sırasında da 3500 insan yaşamını yitirmiştir. Provokasyon, işte Taksim katliamları, Çorum katliamları, Maraş katliamları arka arkaya gelmiştir. Ve o karşı devrimle birlikte sol dümdüz edilirken 657 bin kişi resmi rakamlara göre işkencelerden geçirilirken bugün iktidara gelenlere yol verilmiştir. Yani bütün o sürecin aslında başlangıcı da 12 Mart. Ve aradan kaç sene geçmiş? 40 sene geçmiş. 40 sene sonra biz bugün bambaşka bir karanlığa karşı mücadele veren toplum halinde yürüyoruz. Ve bugünün en tehlikeli şeylerinden biri, bir tarafta 4-4-4 denilen bu 12 yıllık kesintili eğitim sözde bize dayatılan. Ama bunun da işte okulları imam hatipleştirmek ve kızları eve kapatmak böyle olacak çünkü sonucu. Çocukları çok küçük yaşlardan ayırma tabi tutup çıraklığa yönlendirecek. Yani böyle bir gerici bir 12 Eylül kesintili eğitim. Bir bu ama bir de çok önemli bir anayasa. Tartışması bile olmuyor. Aslında bu gündemde o kadar işte bunu konuşuyoruz. Yarın Sivas'ı konuşacağız. Öbür gün başka bir şey konuşacağız ama arka tarafta da müthiş bir anayasa, yeni anayasa hazırlıkları özellikle birilerinin elinde kotarılarak yürütülüyor. En son işte ABAN toplantılarında olduğu gibi. Nasıl görüyorsun bunu? Şimdi son derece doğru koyduğun kanısındayım. Çünkü bütün aslında bu yani gürültünün arasında çok sinsi bir şekilde bu anayasa çalışmaları ilerliyor. Şimdi şöyle bir şey oldu, bu geçen birkaç ay boyunca bir sessizlik dönemiydi. Evet, o çok önemli. Evet. Hatta o arada bunların bu basındaki sözcüleri, bu bölünme anayasasının diyelim yani, basındaki sözcüleri ya işte bizim umudumuz kalmadı, bu anayasa olmayacak. Niye duruyorsunuz hala? Niye duruyorsunuz? İşte bir umutlandık ama yok, bu 2012'de bitmez bu iş
AKP bu işi beceremeyecek galiba filan gibi. Özellikle de liberal diye kendilerini eski solcular. Yani basındaki solcular derken onları kastediyorum zaten. Gibi yazılar yazdılar. Şimdi oysa durum böyle değil. Durum hiç böyle değil. Yani o takvim, anayasa, bölücü anayasa takvimi aynen ilan edildiği gibi başlangıçta tıkır tıkır işliyor. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Herkes bunu öncelikle bir defa bilsin yani. Bu çok önemli. Yani o sessizliklerin falan aslında çalışmaların durmasından dolayı değil. Yani zaten hani bunları biçmeye de ihtiyacı yok. Toplumun önüne koyacak. Hayır, göstermelik şey de olsa yani. Göstermelik bir şeyler şimdi oluyor ama. Yani işte bir örneğini söyledin, Abant gibi. Evet. Bazı yerlerde böyle bir takım toplantılar yapıyorlar falan güya yurttaş katılımıyla. Oralarda enteresan işler oluyor. Yani bazı açığa çıkmalar da var bir taraftan. Ve gerçekten çok sinsi bir süreç halinde. Şimdi mesela şu çok enteresan bir durum. Aydınlık dışındaki gazete okurunun bu işlerden haberi yok. Haber olmuyor bunlar. Bir şeyler oluyor, bir şeyler yürüyor, yapılıyor. Ama gazetelerde mesela böyle bir şey yok. Gazetelerde okuyamazsınız bunları. Zaten hani, o zaman haberiniz olmuyor. Yani gazeteler, televizyonlarda görmediğiniz zaman nasıl haberiniz olacak? Tabii nasıl haberiniz olacak? Şimdi böyle bir tuhaf bir şey. Peki pişirilen ne? Pişirilen şu. Onu nihayet işte mesela Abant'ta çok net. Abant toplantısında Cemil Çiçek'in katıldığı. Cemil Çiçek'le beraber CHP'de temsilci gönderdi. Erdoğan Toprak ve Muhammed Çakmak. Orada kol kola CHP, AKP, Fethullah güzel bir anayasa tartışması yaptılar. Şimdi sonuçları, sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesinde mesela dikkat çekenler şunlar. Bir defa diyor ki bu yurttaşlık konusunda diyor özel bir tanım yapmaya gerek yok diyor anayasada. Ha, bu şeyi çıkar diyor yani. İçinde tabii, şu andaki tanımı Türk kavramını çıkaracağız. Kavramı çıkacak diyor. Yani oradan illaki çıkacak. Birinci şart o. Ana dilde eğitim konusunda bir vurgu var. Mutlaka ana dilde eğitim istiyor. Yani resmi dil dışında mutlaka ana dilde eğitim anayasaya girmesi gerekir diyor. Cumhurbaşkanlığı konusuyla ilgili enteresan bir durum. 7 yıl olarak öngörüyor Cumhurbaşkanlığı. 5 yıl olmasın diyor. Yok, yani. Yok, hayır. Efendim, Abant toplantısının sonucu bu yani. Şimdi bir olay bu. Bir ikinci olay İzmir'de yaşandı. İzmir'de gene Cemil Çiçek'in katıldığı bir anayasa platformu toplantısı yapıldı. İşte güya oradaki bir takım örgütlerin filan da katılımıyla. Orada 10 soruluk bir anket dağıtıldı. Hatırlıyorum, evet. Şimdi sorulardan bir tanesi şu, o 10 sorudan bir tanesi. Diyor ki bu köken meselesi diyor. Yani kökeni, hani bir insanın kökenini hedef alacak bir şeyi önleyecek bir ifade olmalı mı anayasada? Yani sonuçta iş şuraya geliyor. Yani tabii anketin dağıtıldığı, yani sorunun bir tek cevabı var, evet olsun. Yani anayasada bu köken meselesi. Hani kökeniniz neyse. Tabii sorunun yönlendirmesine göre baktığınız zaman evet. Kesin evet. Yani hayır diye bir cevap verilemez o soruya. Evet diye cevabı olacak bir şey. Peki evet olunca ne olacak? Anayasaya kökenler girecek. Şimdi bunlar bir tarafa CHP'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurttaşlık, Türkiye yurttaşlığı. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı. Diyor ki etnik köken belirtilmesin anayasada. Şimdi etnik köken deyince Türklük tabii ki. Zaten bir tek o var. Belirtilen o. Evet. Meğer Türk etnik kökenmiş. Yeni öğrendik. Halbuki başta Mustafa Kemal olmak üzere bunun böyle olmadığı çok açık biçimde ortada. Hayır, yani Türk'ün bir tanımı var. Anayasaya girmiş, Mustafa Kemal tarafından anayasaya sokulmuş bir tanımı var. Nedir o? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir. Evet. Bu kadar basit. Irk yok, köken yok, kavim yok, hiçbir şey yok. Siyasal eylem var. 20'ye aşkın etnik köken olmasına karşı mı böyle bir şey asla? Siyasal eylem var. Evet, siyasal eylem. Yani kardeşim sen bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına katıldın mı? Var mısın burada? Varım. Kan bağı falan değil mi? Hayır aslında. Efendim. Kan kafatası evet. Hiçbir şey. Evet. Irkçı bir şey yok evet. Orada. Evet. Kamiyet. Zaten 3 şeye tarih birliği, kültür birliği, dil birliği. Bu 3 şeyin üzerinde yükselir Türk devrimi ve Türkiye Cumhuriyeti. Aynen böyledir. Aynen. Doğru. Oradaki tanım da işte tamamen siyasal eylemle tanımlar
Der ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında varsan sen Türksün kardeşim. Evet. Bu kadar basit. Şimdi bu meğer etnik, ortadan kaldı. Bu meğer etnik kökenmiş. Yani bunu biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğreniyoruz. Şimdi tabii o bunu deyince işin rengi iyice değişti. Şimdi bu aslında vardı. Yani bu başından beri hedef. Ama yani enteresan, biz bunu bir türlü söyletemiyorduk kimseye. Mesela ben Dolmabahçe'de ilk işte bu Cemil Çiçek bu anayasayla ilgili bir toplantı düzenledi. Bütün gazetelerin temsilcilerini çağırdı oraya. Ben de oradaydım. Çıktım sordum. Dedim ki işte Sayın Heyet, yani o Cemil Çiçek var, Anayasa Komisyonu'nun her diğer partiden var. Katılımcılar var. Birer milletvekili gelmiş. Oturuyorlar kürsüde. Dedim ki ben dedim şimdi size soruyorum. Biz bir millet miyiz? Eğer milletsek ne milletiyiz? Buna bir cevap istiyorum sizden. Yani siz anayasa yapacaksınız. Uzlaşma komisyonu. İlk taslak sizden çıkacak. Cemil Çiçek hemen sorunun üzerine örttü. Burası dedi bunun tartışılacağı yer değil. Aynen böyle. Ha şimdi öğreniyoruz ne olduğunu. Niye o soruya cevap alamadığımı Cemil Çiçek'ten değil ama Kılıçdaroğlu'ndan öğreniyoruz. Peki şimdi burada bir şey daha benim çok dikkatimi çekti. Biraz önce söyledi. Şimdi Aban toplantısında niye 7 yıl? Benim de aklımı o şey yaptı. Acaba bir yeni şey o, çünkü çok apar topar yapılan bir yasaydı. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi 5-5 artı olması filan. Ve şimdi son yapılan yasa aslında bence tamamen anayasaya da aykırı. Niye? Diyor ki son Cumhurbaşkanı bir daha şey olamaz diyor mesela. Başlıyor. Tabii gül olmasın Tayyip Erdoğan olsun gibi bir şeyle geldi. Bu Anayasa Mahkemesi'nden bir şekilde döner mi dönmez mi ayrı ama başkanlık sisteminin bu anayasa değişikliğiyle beraber yedirileceğine dair de bir şey var, görüş var. Yani başkanlık sistemine geçiş. Ona ne diyorsun? Yani çok Tayyip Erdoğan'ın hedefinin bu olduğu da, yani Anayasa Mahkemesi'ne gidecek mi bir defa? O çok, çok net değil daha. O Tayyip Erdoğan bence ne zaman Cumhurbaşkanı olmak istediğine bağlı bir şey olacak. Yok, aslında götürecek olan parti CHP. Yani CHP'nin tavrı şöyle. Anayasa Mahkemesi'ne vereceği kararla ilgili olarak. Ha tabii. Yani eğer götürülürse. Ama gidip gitmeyeceği de daha net değil. Yani CHP'nin orada bir net tavrı bir önce görmedik daha. Götürmeyeceğiz dendi. Biz bunun haberini yaptık. Sonra işte başvuracağız dendi Kılıçdaroğlu tarafından hemen kurultay öncesinde. Ama henüz ortada bir şey yok. Şimdi ben döneyim diğer meseleye. Şimdi burada şöyle bir şey görüyoruz. Mesela iktidar temsilcileri çıkıp da bu mesela açıktan özerklik, yani bu anayasaya özerkliği koyacaklarına dair, efendim bu Türk kelimesini buradan kazıyacaklarına dair, illaki çıkaracaklarına dair bir şey söylemiyorlar. Ama bunu söylemek CHP Genel Başkanı'na düşüyor net bir şekilde. Yani açıklama çok açık, yani hiç tartışacak bir tarafı yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı dediği zaman zaten tabii Türk hangi bitti kelimeyle anılacak? Tabii. Orada bir boşluk var. Yok böyle. Yani ama tarifi ya, bu. Türk olmasın. Yani Türk... Senin sorun orada sorulsa, Cemil Çiçek'e sorduğun soru, o zaman biz ne milleti olacağız denilse, o zaman bir ne yanıt gelecek acaba? Tabii ne yanıt gelecek? Tabii. Ne yanıt gelecek? O soru hala boşlukta yani. O sorunun bir cevabı verilmiş olmuyor. Verilmemiş oluyor. Biz bir millet bunu olmaktan... Mutlaka bir yanıt vereceklerdir sonuçta. Millet olmaktan çıkıyoruz daha doğrusu. Bir yanıt o. Eğer öyleysek niye bu anayasaya yazılmıyor? İşte böyle problemler var. Şimdi enteresan bir şey. Mesela BDP'den hiç ses çıkmıyor. BDP'den niye ses çıksın ki? BDP'den niye? Üstüne bastın ayarı kaldı. Aynen öyle oldu. Hakikaten onu söyleyecekleri söylemiyor zaten. BDP istemediği bir şey olursa sesini çıkaracak. Tabii doğru, çıkaracak. Doğru. Yani. Orada da şöyle bir durum var. Yani hassas bir dönemden geçiyoruz. Aman biz konuşmayalım kararı da almışlar. Onu bozmayalım söyleyeyim. Şimdi. Bozmayalım. İyi gidiyor. Hatta benim ilgimi çeken bir şey var. Çok enteresan. Mesela KCK'da yeni operasyonlar yürüyor. Efendim işte 8500 falan insan olmuş alınan şey. Arada bir konuşmanın dışında böyle o ilk şey, hani büyük şeyler yok. Yani neden yok diye ben de onu merak ediyorum aslında. Şimdi sen söyleyince, birleştirince suyu bulandırmayalım şey mi acaba? Yani şimdi hani diğer olayları... Uludere konusunda konuşuyorlar bir işte, bu Uludere kimse. Orada çok önemli bir iş yaptılar. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kurdular. Ve kabul edildi. Başvuruları kabul edildi. Kim yargı orada? Ya yok. Onun için henüz bir yasa olamaz. Hı. Ama taraf olmaktan da kolay bir şey yok. Her an Türkiye taraf olur. Türkiye taraf olduğu anda
Türk ordusu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sanıktır. Durum budur yani. Bu anayasa konusunda bir... Buyurun. Buyurun. Yani şimdi bizim tabii hukuk olarak baktığımızda olağanüstü bir ona yapılır. Yani ya bir bu ya bir darbedir. Bir kurucu meclis yapan anayasa. Ve nasıl yapıldır ve hangi ortamda yapıldığı çok önemlidir. Şu anda Türkiye'de bir barış ortamının olduğundan söz etmek çok zor. Gerçekten de anayasa için herkes görüş bildirecekse, bitlerin dışarıda olan da içeridekilerin belirteceği görüşleri onlar düşüncelerinden dolayı içerideler, ben de dışarıda bunu dile getirmeyeyim diyorsa, bu ortamda 82 anayasasından farklı bir anayasa yapılacağını söylemek, yani içerik olarak farklı olsa da usul açısından bir anayasa olacağını düşünmek zaten abesle iştigaldir. Yani nasıl ki biz şu an 82 anayasasının meşruiyetini tartışıyorsak ki %92 ile bir kabul olmasına rağmen, çünkü o dönem bir istibdat dönemiydi, bu anayasada isterse %99'da çıksın, yine de bir istihdat dönemi anayasası olarak eğer ki bu ortamda çıkacaksa. Sahiden çok doğru bir şey Serkan Bey. Bu konuda görüş bildirecek olan çoğu insan içeride zaten. bu bir de işin çok acıklı tarafı, Cemil Çiçek'e bu hani görüş alıyorlar ya. Kimse üniversitelerden biraz, kimse görüş bildirmiyor. Hayır, görüş bildirenler, ya biz görüş bildiririz ama sonradan başımıza bir şey gelmesin, bizi içeri almayın diye açık açık, ya insan, ben mesela orada Cemil Çiçek'in yerinde olsam herhalde ne yapardım bilemiyorum. Ya gizlilik kaydı koydular. Evet, gizlilik kaydı koydular. Yani oraya kimin de nasıl başvurduğu belli olmayacak. Şimdi bunun adına da tartışma diyorlar. Yani şimdi biz zaten... Görüş bildiriyor, korkuyoruz şimdi, bizi içeri alırlarsa peki. Şimdi pazar günkü olay. Korku da boş bir korku. Şu eğitim komisyonunda cereyan eden hadise. Ya evet. 150 evet. AKP'li milletvekili... Biz haberimizde de yazdık onu. Bunlar sabahtan bir güzel örgütlenmişler. En iri yarı olanlar böyle hani kapıyı tutacak falan, kimseyi geçirmeyecek. Tutular zaten. Tabii tabii. Böyle seçilmiş ama. İri yarı olanlar seçilmiş özellikle. Bakın bir madde okumak istiyorum tam bu konuyla ilgili. Bizim Ergenekon davalarında da suçlamaya isnat edilen yargılama maddelerinden biri. Yasama organına karşı suç. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs. Evet. Yasa maddesi böyle diyor. Müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Ben Ergenekon'da bugüne kadar hiçbir cebir ve şiddet eylemi görmedim. İsnat edilen, iddia edilen bile değil. Görmedim. Burada cebir ve şiddetten çok bahsediyor. Doğru, çok doğru. Tuttular komisyonu. Ya komisyonun üyesi muhalefet milletvekilleri sandalyelerine oturamadı. Fakat komisyon tıkır tıkır çalıştı. Başkan bir güzel çalıştırdı, AKP'li başkan. Komisyonu işte 10 dakikada 30 madde geçti filan. Şimdi yani buradan, bu meclisten hani Serkan Bey'in de dediği gibi nasıl çıkacak bu anayasa? Peki ama güzel de. Güzel de. O uzlaşma komisyonunda o CHP'li ve MHP'li milletvekillerinin hala ne işi var? Değil mi? Soru aslında tabii. Yani sen orada eğitim komisyonunda sen koltuğuna oturamıyorsun. Seni bir güzel yakapaca dışarı atıyor. Ezilecek de az kalsın insanlar. Ciddi hani düştüğün hayati gibi, tehlike gibi, tabii. Tabii. Bu sertler yani, falan yerlerde sürüklendi. Yani oradan hani daha hafif atlatıldı olay. Doğru. Şimdi durum bu. Öbür tarafta uzlaşma komisyonunda, anayasa uzlaşma komisyonunda hala beraberler. Oradan işte bir tane demokratik anayasa çıkacakmış. Tabii. Yani. Ya ne güzel, aslında onda uzlaşmıştık. Niye bunda uzlaşmıyoruz? Tabii, tabii. Soruyorlar. Böyle soruyorlar. Evet. Soruyorlar. Evet. Geldik programın sonuna. 12 Mart. Çok önemli bir günde yapıyoruz bunu. Bugünler de ileride tabii konuşulacak çok. Ve dik duran, onuruyla duranlarla duramayanlar da mutlaka ayrışacak ve... Düşünüyorum ben. Düşünüyorum. Ayağınızın tozuyla çıktınız, gel anlattınız. Serkan'la çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Serhan'sa da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sizlerden gelen mesajlar hep aynı yönde. Bir soru var bu arada. Onu da hemen paylaşarak bitireyim. Bu Oda TV davasında bırakılan iki arkadaş, Sait Çakır ve Coşkun Musluk, daha bundan birkaç gün önce, bir hafta 10 gün bile olmadı, Tuncay Özkan'la Mustafa Balbay'ın bir yıllık tecritten sonra yanlarına verilen kişiler. Yani daha yeni bir haftadır
tecritten kurtulmuşlardı diyor. Onlar koğuştan çıkmadan yan hücresine verilmişti yani. Evet, yan hücresine verilmişti. Hiçbir değişiklik olmadı şu anda. Çıktıktan sonra bir sene önce alındıkları koğuşta aynı şekilde Tuncay Özkan'la Mustafa Balbay halen şu anda bir haftalık sadece bir arayla tek başlarına hücrede devam edecekler. Bunu takip edeceğiz mutlaka ve ne olup olmayacağını size söyleyeceğiz ama Adalet Bakanı'nın bir lafı vardı, beni çok derinden yaraladı. Ya isterse birkaç kişi bile verebiliriz, sorun değil, yeter ki istesin Mustafa Balbay gibi bir laf söyledi ki pes dedim yani. Artık ne demek istediğimi siz satır aralarından okuyabilirsiniz sevgili izleyiciler. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Sesli Gazete'de birlikte olacağız. Ama biz ayrılıyoruz ama siz ayrılmayın. Çünkü bu yandaş medyadan inciler ve yurtsever sesler her hafta veriyoruz. Haftanın özetini ve kimlerin ne dediğini görmek için izleyin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Balyoz davası maalesef TSK içinden engellemelerle karşı karşıya. Davanın savcısı adeta isyan ediyor. Balyoz'un sesleri kulakları tırmalarken hala darbe mızrağının çuvala sığacağını düşünenler var. PES. Hüseyin Gülerce, 9 Mart, Zaman. Bu önümüzdeki 3 yılın soluk soluğa yaşanacak bir 3 yıl olması demek. 2012 veya en geç 2013'te anayasa yapılamazsa iş başka bağıra kalır. Anayasanın en zayıf kart. Kürt sorunu demek PKK'nın silahsızlandırılması, şiddetin sona ermesi, ana dilde eğitim ve Kürt siyasi hareketinin bir talebi olarak demokratik özerklik talebinin karşılanması. Orhan Miroğlu, 12 Mart, Taraf. Bu yılki Abant platformunun en can alıcı oturumlarından biri üniter devlet özerklik dengesinde yerel yönetimler başlıklı oturumuydu. Bölgesel devletten federasyona, özerkliğe ve güçlendirilmiş yerel yönetime kadar her türlü seçeneğin masaya yatırıldığı bu tartışmada birçok konuda fikir ayrılığı olmasına rağmen herkesin fikir birliğine vardığı nokta şuydu ki Türkiye artık 1923'ten kalma bu idari yapıyla daha fazla devam edemezdi. Gülay Göktürk, 12 Mart, Bugün. Türkiye yeni cumhurbaşkanını halk oyuyla seçmekte ısrarcı olmalıdır. Merkezi Washington'daki Rating Enstitüsü uzmanlarından Dr. Fevzi Bilgin'in Türkiye ile benzer vesayet rejimi sorunu yaşayan Güney Kore'nin tam demokratikleşmesini yarı başkanlık sistemiyle sağladığını vurgulaması altı çizilecek düşünce. Ardan Zentürk, 12 Mart, Star. Ben Veysel Karani Hazretleri'yim diyen bir uyanık. Aralarında hakimlerin, avukatların, öğretmenlerin de bulunduğu kerizlere cennetten tapu satarak 6 milyon lira tokatlamış. Bence yanlış yapmış. Eyüp Sultan'ım deseydi rahat 16 milyon götürürdü. Yılmaz Özdil, 7 Mart, Hürriyet. Kemalist devrimin demokrasisi. Kemalist yönetim tıpkı Fransız ve Amerikan demokratik devrimleri gibi ortaçağ gericiliği üzerinde diktatörlüktür. Türkiye'de demokrasi adına ne yapılmışsa o zaman yapılmıştır. 27 Mayıs devrimi o çizgideki bir atılım olarak özgürleştirici bir anayasa ve siyaset ortamı getirmiştir. Türkiye'nin demokrasi süreci 12 Mart 1971 darbesiyle kapanmıştır. Karşı devrimin diktatörlüğü. 12 Eylül 1980'den ve hele 3 Kasım 2002'den sonra yaşadığımız ise emperyalizmin ve gericiliğin demokrasi üzerindeki diktatörlüğüdür. Şu sıra faşizme doğru gitmektedir. Suriye seferi belirleyici olacaktır. Türkiye'de demokrasinin kuruluşu ancak Kemalist devrimi katillerinin elinden kurtararak. Türkiye'de demokrasi artık ya devrimcilikle kurulur ya da hiç olmaz. Doğu Perinçek, 7 Mart, Aydınlık. Sanatçılar girişimi neredeyse kendiliğinden ortaya çıkmış bir oluşumdur.
Şubat 29 tarihli Aydınlık basın açıklaması yapılacağına ilişkin haberi kültür sayfasında yaklaşık tam sayfa olarak vererek sanatçılar girişimine en çok sahip çıkan yayın organı oldu. Atol Behramoğlu, 10 Mart Cumhuriyet. İran dışarıdan vurulunca İsrail vurulmazlık gücü kazansın diye Malatya Küreci'ye kalkan kuruldu. Türkiye'nin bağımsızlığına kapan kuruldu. Bu yüzden ne kadar çok yeniden bağımsız Türkiye diye bağırırsak o kadar iyi. Uyanın. Pentagon'un Malatya'ya geldiğini 9 kadın milletvekili bizzat yerinde gördü. Necati Doğru, 12 Mart Sözcü. İktidar ve yandaşları Türk tanımından şiddetli bir rahatsızlık duyuyorlar ve Kürt tanımının anayasada mutlaka yer almasını, o olmuyorsa Türklüğün tamamen çıkarılmasını istiyorlar. Türk olmanın neredeyse bir utanç haline getirilmesi amaçlanıyor. Can Ataklı, 12 Mart Vatan.